Şimdi CH yüksek hızlı patlama diyor ama çekim aslında. Buna getirdiğin zaman işte fotoğraf makinenizin gücüne göre 8, 11, 14 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Yani deklanşör basımından tırırırt çekim yapabiliyorsunuz. Ya da bu biraz daha yavaş çeksin diyorsanız 5, 4, 3 şeklinde herhangi birini tercih edebilirsiniz. CL biraz daha yavaş, CH biraz daha hızlı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan önceden ayarlayabiliyorsunuz. Gel filtre ayarı da o farklı şeylerin hemen orayı açalım. Farklı BKT'yi bir açalım. Şey ADV'yi. İşte burada ne var? Bakın. Şöyle şuradan antika makine, canlandırma, cırtlak renkler. Şu netleme için koyduğum şeyi kaldırayım. Cırtlak renkler. Şöyle bir de netleme yapalım. Cırtlak renkler, zıtlıklar, farklı far, alçak ışık, devingen alan, yumuşak kısmi renkler. İşte hani o milletin renkleri çıkartıp yaptığı fotoğraflar var ya, işte onu bu ADV bölümünden yapıyorsunuz. Bakın maviler sadece, pembeler, pembe var mıymış? Pembe yokmuş herhalde. Gördüğünüz gibi bu şekilde mesela maviler şu anda sadece mavi olanlar gözüküyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi peki bunu nasıl ayarladım? Fotoğraf makinesinin önünde bu videoların en başında anlattığım bir tuş vardı. Bu AF ışığının altında olan. Şurada hemen göstereyim. Bir taraftan böyle soruyor. Evet. Şuradaki tuş. Drive tuşu ya da sürüş modu tuşu. Bu tuş burada işe yarıyor. Yani ADV veya CL'ye getirdiğiniz zaman bakın hop direkt buraya ulaşabiliyorsunuz kısa yoldan. CH'ye geldiğiniz zaman direkt ulaşabiliyorsunuz. Bakın 8 FPS şu anda 8 FPS çeker çünkü. BKT'ye geldiğiniz zaman yine aynı şekilde buradan neyi yapmak istiyorsanız ayarlarınıza menüye girmeden hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Bu öndeki drive düğmesi bu işe yarıyor. Bunu değiştirebilirsiniz de ama bence değiştirmeye gerek yok çünkü bu şekilde kullanımda oldukça işe yarıyor. Ayarlarınızı çok daha hızlı bir şekilde menüye girmek zorunda kalmadan yapabiliyorsunuz. O yüzden öndeki drive tuşu ya da sürücü tuşu bu şekilde kullanılabiliyor. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Kendi kendine çekim. 2 saniyede 10 saniye ayarlayabiliyorsunuz. Bunu illa buraya gelip buradan ayarlamak zorunda değilsiniz. Q'ya bastığınız zaman burada da aynı şekilde gelip buradan çok rahat bunu tık 2 ya da 10 diye ayarlayabiliyorsunuz. Bunu burada unutursanız sürekli self timer'la fotoğraf çekmeye çalışacaktır. Can sıkıcı olabilir. Ara zamanlı çekim. Gel gelelim ara zamanlı çekime. Time lapse yapmak için kullanacağınız yer burası. Ne kadar zamanda yapacaksınız? Yani kaç saniyede bir çekmek? Bir saniyede çekmezsiniz. Kaç? 2 saniyede bir, 3 saniyede bir. Tamam mı? Pardon, şöyle gelelim. 3 saniyede ve kaç adet çeksin? 999 adet çeksin. Sonsuz çeksin. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şunu ayarlayabiliyorsunuz. Seçtiniz. Diyelim dediniz ki 3 saniyede bir çeksin. 4 tane fotoğraf çeksin. Sonra diyorsunuz ki ne zaman başlasın? Yani ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte 1 saat sonra, 10 dakika sonra, yarım dakika sonra bu çekime başlayabilirsin deyip ayarlayıp deklanşöre bastığınızda bekliyor. O saat başladığında tak çat 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 fotoğraf çekmeye başlıyorsunuz. Şimdi enstantane tipi. Enstantane tipi şimdi perdenin açılıp kapanma hızı enstantane tipi diyoruz biz buna. Peki enstantane tipini nasıl ayarlayabiliyoruz? Ne işe yarıyor bunu ayarlamamız? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu fotoğraf makinesinde hem dijital hem de mekanik enstantane var. Mekanik enstantane en fazla 8000'e kadar çıkıyor. Bakın burada görün.
Sizin işte T10, T20 kullanıyorsanız ya da daha düşük modeller kullanıyorsanız 4000'e kadar çıkıyordur. Ama bunu elektronik enstantaneye aldığınız zaman 32.000'e kadar çıkabiliyor. T1'ler çıktığında bu 32.000 enstantane gelmişti. Wow demiştik. Nerede işinize yarayacak 32.000 enstantane? Eğer öğlen güneşinde 1.4 ile diyaframınız 1.4 iken fotoğraf çekmeye çalışıyorsanız 32.000 enstantane bile bazen size yeterli gelmeyebilir. Mesela. Ya da mekanik ve elektronik enstantane dersiniz. Bu daha mantıklı. Bu da şu işe yarıyor. 8.000'e kadar mekanik, 8.000'den sonra elektronik enstantaneye geçer. Peki elektronik enstantane ile mekanik enstantanenin farkı ne? Mekanik enstantanede bir perde açılıp kapanıyor. Dijital enstantanede her seferinde sanki böyle fotoğraf çekiyormuş gibi kendi kendini kapatıp açıyor. Bu bazen görüntüde bozulmalara sebebiyet verebiliyor. O yüzden mekanik artı elektronikte kalmasının faydası olduğunu düşünüyorum.